Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve Birleşik Arap Emirliği, Türkiye'nin Libya'da varlığından hazımsız olduklarını belirttiler. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 5 ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından kabul edilen ortak bildiriye karşı yazılı olarak cevap verdi. Hami Aksoy, şunları kaydetti. Bu 5 ülkenin dışişleri bakanlarının, bugün Doğu Akdeniz ve Libya konusunda yayınladıkları ortak bildirinin, takip ettikleri politikalarla bölgesel kaos ve istikrarsızlık peşinde koşan, halkların demokrasi ümitlerini, darbeci diktatörlerin fütursuz saldırganlığına kurban etmektedir. Ancak hesapları, Türkiye tarafından bozulduğunda, hezeyana kapılan bir grup ülkenin, ikiyüzlülüğünün, ibretlik bir örneğidir. Yunanistan ve Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz konusunda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummalarının, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir. Türkiye'nin uluslararası hukuk temelinde, meşru menfaatlerini korumak amacıyla attığı adımların, haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez olduğunu belirtti. Aksoy, aynı durumun Mısır için de geçerli olduğunu, bu ülke yöneticilerinin, kendi halkının menfaatlerini ve haklarını korumak yerine, bunlardan feragat etmeyi tercih etmiş gözükmekte olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti. Doğu Akdeniz'le hiçbir alakası olmayan Birleşik Arap Emirliği ise, diğer ülkelerle bir araya gelmesinin nedeni, Türkiye'ye düşmanlığından başka hiçbir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya'ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekatımızla, Suriye'de, devletçik kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa'nın ise, bu ruh hali içinde Türkiye'ye karşı oluşturulan, Şer İttifakı'nın hamiliğine soyunduğu anlaşılıyor. Bu ülkeleri, aklı selime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın, Şer İttifakları ile değil, ancak, samimi ve gerçek bir diyalogla ve işbirliği ile tesis edilebilir ifadelerini kullandı.